Salam əziz dostlar, mən bugün sizin üçün Lendify Finance'dan bəhs edəcəyəm. Lendify Finance bir Binance Smart dəstəkli coin'dir, token'dir və Lendify lending proseslərini və proyektinin bir bənzəri olaraq bizim üçün işləm görməkdədir. Və PancakeSwap üzərində, aynı zamanda Uniswap üzərində hal-hazırda trade əməliyyatları davam etdirilir. Burada da Lendify proyektinin bir güvenli bir kredit verme ve borç verme yöntemi olduğunu hakkında məlumatlar var. Ve indi hal-hazırda PancakeSwap ve Uniswap üzerinde işlemlerin getdiyini mən sizə söylədim. İndi bunlara dikkat edək, baxaq. Uniswap üzerinde necədir veya PancakeSwap üzerinde necədir? Bunların hamısına dikkat edəcəyik. Bildiyiniz üzərə PancakeSwap üzerinde de proyektler son günlerde çok artmaqdadır. Və biz də PancakeSwap üzərində F20 proyektləri haqqında məlumatları verəcəyim bundan sonra. Bundan sonra bu kanalda Azərbaycan dilində də videolar olacaq. Çünki Azərbaycan dinləyicilərim də var və türkcə və Azərbaycanca bir-birinə yaxın dil olduğu üçün mən sizlərə bu ikisini də anladacağım. Buradan işarətləyirik ki, yəni mən razıyam ki, bu F20 tokeninin düzgün adresidir. Və hal-hazırda Lendify tokenini biz diğer tokenlerle ADA, ALICE, ALPAZA, ALPHA, BAND, BAT, Bitcoin Cash ve diğerleriyle trade edebiliriz. Ve aynı zamanda biz BNB ödeyerek, Ethereum, ADA ve diğerlerini ödeyerek Lendify tokenini alabiliriz. Ve hal-hazırda bu proyektinden bağlı olarak da Uniswap'a da gidelim. Uniswap'da da sähfəni yenileyek. Və burada da əməliyyat buraya düşsün, düşüb deyəsən bir daha tıkladıq. Bəli dostlar, burada Lendify'ın da eyni zamanda PancakeSwap'da olduğu kimi məsələn, eyni zamanda biz Ethereum'la veya işte Binance'di, Bant'di, BNT'di, CVC'di, Link'di və digərləri ilə Lendify ala bilərik və eyni zamanda digərlərini ala bilərik, dəyişdirə bilərik. Ve burada Lendify ile alakadar olarak da diğer tokenlerde de aynı zamanda değişim var. Ve burada bir körpü var. Körpü ameliyatını da yerine getirir. Böyle ki Binance ağlı kontraktlarından Ethereum mainnetine keçid eləmək olur. Ve burada misal üçün deyək ki 5000 sizin tokeniniz var, Lendify tokeniniz var. Bu zaman bunu tıklayarak işlem edebilirsiniz. Burada da MetaMask üzerinden bağlanabilir. MetaMask'tan sonra biz yeniden web sayfanın özüne qayıdaq ve burada Telegram adresiyle, aynı zamanda Gitbook diye adresinden, Medium'dan, sosyal medya kanallarından, Twitter'dan, LinkedIn'den, GitHub'dan ve Facebook'tan da bunu izleyebiliriz ve bu proyektle Lendify Finance'la alakadar olan məlumatları elde edebiliriz. Misal üçün biz bu Gitbook'a gedək baxaq. Gitbook'da çünkü Tokenomics'in alaqadar olarak, Lendify'in alaqadar olarak məlumatlar var. General bölümündə Lendify proyektinin nə olması haqqında, Lendify proyektinin nə zaman fəaliyyətə başlayacağı haqqında məlumatlar var və hansı səbəbə görə Binance Smart Chain üzərində bağlantılı olduğu ilə bağlı da burada məlumatları oxuya bilərik. Sonra Tokenomics var. Tokenomics isə bir proyektin hansı özellikleri barədə, hansı proyektler barədə olduğunu göstərir. Və burada da biz bunu Tokenomics'ə baktığımız zaman digərlərini və digər məlumatlarını görürük. Burada da Uniswap üzərində, PancakeSwap üzərində olan dəyişimləri və likvidasiya edilən və çiftlənən məbləğləri görə bilirik. Və eyni zamanda burada PancakeSwap üzərində olsun ya Etherscan üzərində olsun tokenlərlə əlaqədar məlumatları da buradan oxuya bilərik, baxa bilərik. Misal üçün bu BSC skanla əlaqədar olaraq da Pancake LPS olaraq keçir. Burada da likvidasyon olan digər işte bu proyektlə bağlı olan məlumatlardır. Və həmsinin burada yol xəritəsi var. Yol xəritəsinə baxdığımız zaman burada proyektin hansı mərhələləri atladığını və hansı mərhələləri bizə nələr verdiyi ilə bağlı məlumatlar var. Hansı ilin hazır rübündə hansı məlumatlarla biz qarşılaşacağıqsa bunlar haqqında bizə dərin bir məlumat verir bu sistemlər və 2021-ci ildə baş verəcək proseslər haqqında da məlumatlandırılır. Və burada rewardlar bölümü var. Belə ki
Burada %10'luk bir bonustan bahsedilir. BSD çörpüsünden çörpü arazide atıldı ve bunu istifade ederek erize 20'ye dönüştürülen bize %10 da alabe bonus verir. Burada instruksiyası var bu ameliyatlarına bağlı olarak ve aynı zamanda ben burada şu malumatları da sizlere satılırım. Sonra devam edeceğim. Aprilin 5'inden 11'i arasında bu ameliyatlarda aparana %10'luk bir bonus verir. Ve bunun için de LDFI projektini çöpten çizilerek ERC20 ve BEP20 üzerinde bu çöpünü hayata geçirmeydi. Bunun için gate olarak biz işte beyaz liste ayın 11'ine kadar, Aprilin 11'ine kadar ve LDFI projektinin BEP20 üzerinde 10 mayda bir airdrop'a teşkil olunacaktı. Bunun için de sadece 1 milyon token verilecektir ve bunun için de 1 milyon token sahibine aittir bu çöpü. Ve burada hediyede bonuslarda 100 bin LDFI token olacaktır. Seed ve private walletler buna dahil edilmiyor bu arada. Bir de instruksiyası var burada. Ethereum'u BSD'ye çörpüsü bahsinde. Ethereum'un BSD'ye çörpüsün bu ne esas verir dostlar? Ethereum walletlerinde olan herhangi bir tokeninizi bu tarafa çözme eleyebilirsiniz. Burada da malumatlar yerini almıştı. İşte LDFI tokenleriyle alakadar olarak bakın burada malumatlar tam olarak öz açısını tapmıştı. Ve aynı zamanda bu projekten alakadar olarak Medium kanalını ziyaret edebiliriz. Medium sosyal medya kanalında da burada merkezsiz bir finans projekti olan LDFI projekti Lendlease protokol hakkında malumatlar kaydolunur ve aynı zamanda bu malumatlarla alakadar olarak da proje hakkında biz bilgiler elde edebiliriz. Sonra Twitter kanalı var. Twitter kanalına dahil olabiliriz. Ve burada 1466 izleyicisi var. Ve bu izleyiciler bu projektin tez bir zamanda faaliyete başlanması ve kredi ve borç sisteminin teşmilleştirilmesi bakımından üstün bulurlar. Burada bu çöpü hakkında da malumatlar derz edildi. Cihası kayda hayata geçirileceği ve diğerler. Aynı zamanda burada olan muhtelif kampanyalar, muhtelif tedbirler hakkında, hediyeler hakkında da malumatlar yer aldı. Bu proje hakkında DeFi protokolü hakkında da ben sizlere geniş malumat vermeye çalıştım ki bu ne işe yarıyor ve yakın günlerde CoinGecko'ya da çıkacak bu. Burada da biz malumatları okuyoruz ki gerçekten de Lendify projekti CoinGecko sitesinde listelenmişti ve kıymeti hazırda 0,78 dolardı. Burada da geniş manada malumatlar verilirdi. Burada da Uniswap'ta, Black-Seed'de ve PancakeSwap üzerinde ameliyatların gitmesinden bağlı malumatlar var. Ve LDFI'yi biz Black-Seed üzerinden de alabiliriz. Black-Seed yerine de bakalım ve buradaki trade ameliyatlarına bakalım. LDFI ile Ethereum arasında bir transfer burada gerçekleşir ve burada edilen işlem tarifçesini ve diğerlerini nezaret edebilir ve bakabilir aziz dostlar. Ben bu proje hakkında malumatları burada yetkinleştirmek isteyeceğim. Siz de bu projektle bağlı olarak herhangi bir sorularınız olsa video altında yazabilirsiniz. Ve kanalı beğenmenizi rica ederim. Çok teşekkür ederim. Önünüze yaxşı bakın. Sağ olun. Bol kazançlar.